Hülya'cığım, yuvanda eşinle ve doğacak çocuklarınla ben de bir ömür mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim dış ses. Düğünde takılan altınlara bir yenisini daha eklemek ister misin? Çok istiyorum. Hadi gel al o zaman. Alalım bakalım, inşallah bende kalır. Evet, altında aldım, inşallah soruları da biliriz. Hiç tahmin etmiyorum bileceğimizi ama soruları başlayalım. Da aldık. Başlayalım mı ilişki testine? Hangi renk başlayalım. İstersin? Kırmızı olsun isterdim ama kırmızı yok galiba, değil mi Eda? Evet, ne yazık ki yok. O zaman turuncuyu seçmek istiyorum. O zaman ilk sorunu seçiyorum. Eda, ben çıkayım, programı da sun istersen. Bir dakika, daha Kaan Bey'i arayacağız. Alo kocam. Efendim hayatım. Hayatım, şimdi ilişki testine geçtik. Soruları sana yöneltecekler. Lütfen doğru bil, akşam altınla gelirsin yoksa. Tamam hayatım. Okuyorum. Şansımı deneyeceğim. Aynı anda hem sen hem de kayınvaliden hasta oldunuz. Eşin seni bırakıp annesinin yanına giderse tepkin ne olur? Tepki göstermem. Kayınvalidem hastalanır çünkü o benden tabii ki yaşlı bir insan. Tepki göstermem. Normal karşılarım. Kaan Bey, eşiniz cevapladı. Şimdi sıra sizde. Üzülme, tepki göstermez ki eşim. Aferin aşkım. Evet. Bir de yeni soruya bakalım. Kimin annesi mutfakta daha beceriklidir? Hadi bakalım. Kayınvalidem. Oo, bu da büyük iddia olmadı mı? Kaan Bey, kimin annesi mutfakta daha beceriklidir? Hülya, eşim benim annem olduğunu söylemiştir. Helal be. Kayınvaliden oğlunun seninle evlenmesine karşı çıksaydı düğünden sonra kendisiyle görüşür müydün? Tabii ki görüşürdüm yani. Neden çıktığını sorar, merak ederim tabii ki. Kaan Bey, şayet anneniz Hülya ile evlenmenize karşı çıksaydı eşiniz düğünden sonra yine de kendisiyle görüşür müydü? Hülya, evet görüşürdüm. Dışarıdasın ve cep telefonunun şarjı bitti. Eşin sana ulaşamayınca ilk kimi arar? Yani yanında kim varsa dakika başına onu arar ve gerçekten kudurur yani. Kaan Bey, eşinize ulaşamazsanız ilk kimi ararsınız? Ya ben annemi ararım, evde mi diye. Aşkım ya. Yanımda kim varsa onu ararsın ya. Ne demek bilmiyorum? Ben her zaman biliyorum desene. İşte bak, ucu bucağı çıkmış soru hayatım. Ama gayet öyle kudurursun yani ulaşamazsan. Hadi bakalım, daha sorularımız var. Daha sorularımız var. 4 taneyi bildiniz, harikasınız. 4 değil, 3 soruyu bildiler medya. Akşam gidiyorsun, altın alıyorsun. Kazanamayacağız senin yüzünden. Yeni soru geliyor, durun, daha var sorular. Yeni soru geliyor. Var mı daha? Evet. Eşin kendi memleketine taşınıp orada yaşamanızı teklif ederse kabul eder misin? Etmem. Kaan Bey, memleketinize taşınmayı teklif etseniz eşiniz bunu kabul eder mi? Eşim benimle her yere gelir, öyle bir şey. Yer yok artık. Niye geleyim ben Giresun'a seninle Allah aşkına? Samsun'a girerim. Son bir soru var içinde. Son bir soru daha var. Bir tane daha var içinde. Son soruyu açıyorum kızlar. Eşin arkadaşlarıyla yurt dışına tatile gitmek istese ne tepki verirsin? A. Asla izin vermem. B. Gidebilir ama uzun süre konuşmam. C. Gidebilir, sorun olmaz. Asla gidemez. Kaan Bey, eşiniz sizi arkadaşlarınızla yurt dışına tatile gönderir mi? Hayır, tabii ki de eşim kabul etmez. Yalnız arkadaşlarımla gönder, o gelirse... Geçti Bolu pazarı, süreçli neydi yani şimdi? Yalnız o pazar Bolu'da değil, Borda. Kaan Bey, en iyisi siz gelirken bir altın alın. Olsun evet, ben sana alırım altınla. Akşam altınla gel. Merak etme. Kaan Bey, bir yanlışınız olsaydı gelinlerimiz size bir soru daha soracaktı. Ancak 2 tane olduğu için şans veremiyoruz maalesef. Sağlık olsun, teşekkür ederim. Hepiniz tekrardan evimize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Sen şimdi akşam gidiyorsun. Bana altına alıyorsun, öyle geliyorsun. Sağlık mağlık olmuyor. Tamam hayatım. Çabuyadım. Görüşürüz. Hadi öpüyorum, görüşmek üzere. Hülya'cığım, altını vermeyi çok isterdik ama olmadı. Fakat biliyorsun ki büyük ödülümüz tam 100.000 TL. Evet hanımlar, 100.000 TL'lik büyük ödül için Hülya'yı puanlamaya hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman, şimdi puanlama zamanı.